Herkese selamlar. Genç Yatırımcılar kanalına hoş geldiniz. Ben Erencan Sarıcan. Arkadaşlar bu videomuzda size halka arzları anlatacağım ve halka arzları mantıklı mı? Oransal eşit dağıtım halka arzlarından hangisi mantıklı? Bunlardan bahsedeceğiz kısaca. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir halka arzı anlatalım. Halka arz demek benim bir şirketim var. Ben o şirketimi halka açmak istiyorum. Yani hisselerimi herkes alsın istiyorum. SPK'ya başvuruyorum. Yani sermaye piyasaları kuruluna başvuruyorum ve onay bekliyorum. Onay verince benim hisselerim halka arz oluyor ve insanlar biliyor. Bu halka arzların avantajları şöyle söyleyeyim. İki çeşit halka arz var. Önce avantajları söylemeden önce iki çeşit halka arz olduğunu söyleyeyim size. Bunlar eşit ve oransal dağıtım. Arkadaşlar eşit dağıtımda herkese eşit miktarda lot geliyor. Lot nedir? Hisseydi. Bir tane hisse bir lot. Herkese eşit miktarda hisse geliyor arkadaşlar eşit dağıtımda. Ama oransalda ise en çok parayı veren düdüğü çalıyor tabiri caizse. Yani en çok parayı veren en çok hisseyi alıyor. Bunlardan peki hangisi mantıklı? Arkadaşlar elbette küçük yatırımcıysanız, milyarlarınız, milyonlarınız yoksa eşit dağıtım sizin için mantıklı olacaktır. Eşit dağıtımda herkese eşit geleceği için size de eşit bir lot gelecek. Yani değişiyor bu hisselere göre ama 300 liralık falan gelebiliyor. Oransalda ise mesela hani benim bir arkadaşım vardı mesela 10 bin liralık bir alım girmişti ama ona 100 liralık komik bir rakamlık hisse geldi açıkçası. Sayılık hisse geldi. O yüzden eşit dağıtım mantıklıyken oransal dağıtım küçük yatırımcı için mantıklı değil. Elbette milyonlarınız yoksa mantıklı değil. Ama milyonlarınız varsa oransal dağıtım sizin için mantıklı olacaktır. Peki halka arzları bize nasıl kazandırıyor? Bunu hemen şöyle açıklayayım. En son olanlardan bakalım. Işık Plastik. Halka arz oldu. Daha yeni halka arz oldu. Halka arz oldu. İşleme başladığı gün borsada arkadaşlar minimum 7 tavan gitti bu hisse. 7 tavan ne demek? Yani %100. Yani neredeyse paranız ikiye katlandı. Ki bunlar bütün halka arzlar böyle. Hani garanti diyemiyorum burada hani yatırım tavsiyesine girdiği için. Ama bütün halka arzlar, eşit dağıtım halka arzlar minimum 7 tavan gitmekte. Oransal halka arzlar ise hemen örnek verelim. Mesela Arzum, Kervan Gıda 3 veya 4 tavan gitmişti. Yani daha az gitmişti. Zaten biz bunları almıyorduk. Biz eşit dağıtım olanları alıyoruz. Mesela Işık Plastik 7 tavan gitmiş. Esenboğa Elektrik 8 tavan gitmiş. Yani o yüzden bence halka arzlar kaçırılmamalı. Çok büyük fırsattır yani. Hiçbir şey yapmadan para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Gayet basit bir şekilde alım girerek para kazanıyorsunuz. Yani bu şekilde son olarak toplayalım. Halka arzlarda eşit dağıtım mantıklıyken küçük yatırımcı için oransal dağıtım mantıklı değildir. Çünkü daha az lot verecek bize ama eşit dağıtımda herkese eşit verecektir. Ve oransal dağıtımda daha az tavan gidiyor. Yani istatistiksel olarak kesin bir şey değil bu. Ama oransal dağıtımda hisseler daha az tavan gidiyor. Yani daha az artıyor. Ama eşit dağıtımda ise daha çok artıyor. Yani 7-8 tavan gayet iyi. Kolay yoldan para kazanıyorsunuz. Yani çok basit bir şekilde kimse inanmıyor hatta mesela hani nasıl öyle kolay falan diye. Gerçekten de böyle bir şey var. Çok kolay bir şekilde para kazanabiliyorsun. Yani videom bu kadardı arkadaşlar. Herkese teşekkürler video izlediğiniz için. Yorumlarda bize isteklerinizi yazmayı unutmayın. Ayrıca halka arzlarla ilgili sorularınız varsa bize yorumlarda sorabilirsiniz. Teşekkürler. Herkese bol kazançlar.